başında bizleri izleyen çok kıymetli izleyenlerimiz, bugün çok özel bir gece, bugün çok manalı bir gece, Regaib gecesi bu gece, 3 ayların ilk kandili, Regaib kandiliniz mübarek olsun. Ramazanın müjdesi, 3 aylar geldi, Recep ayı geldi, Regaib kandiliniz mübarek olsun. Bu gece bu programımız çok güzel olacak. İlahiler kardeşlerimizle birlikte sohbetler, şiirler sizleri bekliyor. Paylaşın, beğenin ve bizlerden ayrılmayın. Böyle güzel programın size ulaşmasına vesile olan sponsorlarımıza da bu arada çok teşekkür ediyoruz. Mutluluk getiren haberci geldi. Aydınlık günlere bir bekçi gibi. Resulün can katan sevinci gibi. Ramazan müjdecisi. Ramazan müjdesi 3 aylar geldi. Karanlığa inat, kandiller yandı. Kullar yaradanı andıkça andı. Çirkinlikler hak nuruna boyandı. Ramazan müjdesi 3 aylar geldi. Dilde Allah adı, kalpte sevgisi, var edene gönlün bitmez ilgisi. Seviyorsak sevgi, Allah vergisi, kullara armağan 3 aylar geldi. Gaflet uykusundan silkin de uyan, mübarek kandiller yanar bu gece. Nedamet hissiyle Allah'a dayan, gönüller rahmete konar bu gece. Regaib adını koymuş melekler, çevrilmez geriye bunda dilekler. Dualarımız bugün hep kabul inşallah. Ol cümle mümkinat sivrisinekler, Rabbini tazimle, yani herkes anar bu gece. Hakkın definesi ihsanı boldur, böyle gecelerde keseni doldur. Uyanık olanlar en karlı kuldur, Rabbim kullarını sınar bu gece. Melekler semadan arza inerler, ellerinde nurdan yanar fenerler. Mevla'dan hazine alıp dönerler, İnci, mercan, yakut sunar bu gece. Resulün terini bulursun gülde, elhamdülillah. İzini ararım sahrada çölde, salavat-ı şerif düşmesin dilde, bülbüller gülüne konar bu gece. Hılkatı fırsat bil, kaçırma payı, kim sarmış sırtına yalan dünyayı? Bu aylar nimettir, Recep, Şaban, Ramazan. Bu aylar nimettir, mağfiret ayı, akıt gözlerinden pınar bu gece. İşte böyle önemli bir gecedeyiz. Regaib kandiliniz tekrar kutlu ve mutlu olsun. Değerli izleyenler, 3 aylar ve Regaib sohbetine geçmeden önce güzel bir ilahiyle programımıza devam edelim. Güzel bir ilahi kardeşlerimizle birlikte söyleyelim hocam. Ardından güzel bir kandil programı değerli izleyenlere birlikte inşallah hep birlikte kandilimizi yaşayalım. İnşallah. Bu gece kandil hocam. İnşallah. Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet. Buyurun inşallah. Senin hasretinden mahzundur alem, cihan seni özler ya Resulallah. Senin hasretinden mahzundur alem, cihan seni özler ya Resulallah. Vasfedemez seni dünya.
dünyada kalem. Hatırda sözler ya Resulallah, hasredemez seni dünyada kalem. Tükenir de sözler ya Resulallah, cennet sana müştak, ay seni bekler. Adını hürmetine makbul dilekler. Nurun etrafında döner melekler. Muhtaç sana bizler ya Resulallah. Cennet sana müştak, ay seni bekler. Adını hürmetine makbul dilekler. Nurun etrafında döner melekler. Muhtaç sana bizler ya Resulallah. Lezzetine ermeyeceksem, kum yoluna vermeyeceksem. Lezzetine ermeyeceksem, kum yoluna vermeyeceksem. Haşer günü seni görmeyeceksem. Kör olsun bu gözler ya Resulallah. Mahşer günü seni görmeyeceksem. Kör olsun bu gözler ya Resulallah. Cennet sana müştak, ay seni bekler. Adını hürmetine makbul dilekler. Nurun etrafında döner melekler. Muhtaç sana bizler ya Resulallah. Cennet sana müştak, arz seni bekler. Adını hürmetine makbul dilekler. Nurun etrafında döner melekler. Muhtaç sana bizler ya Resulallah. Ya Resulallah. Evet kıymetli izleyenler, bu güzel ilahiden sonra Yüce Rabbimiz biz mümin kullarına çok faziletli ve mübarek gün ve geceler ihsan etmiştir. Bu mübarek gün ve gecelerin bir kısmı ve önemli bir kısmı 3 aylar diye anılan ve hepimizin 3 aylar diye bildiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisindedir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurur ki Recep Şehullah, Recep Allah'ın ayıdır. Şaban-u Şehri, Şaban benim ayımdır. Ve Ramazan-u Şehru Ümmeti, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Kıymetli izleyenler, kandil gecelerinin 4'ü bu aylar içerisinde. Düşünün, 4-5 tane kandil gecemiz var. Bir de Mevlüt kandili var biliyorsunuz. 4 tane kandil gecesi Recep, Şaban, Ramazan'ın içerisindedir. Bunlar hangisi? Regaib, işte şu an içinde bulunduğumuz, duaların kabul edildiği, rağbet edilen, Allah'ın affettiği önemli bir gece. Rahmet gecesi, mağfiret gecesi bu gece. Regaib gecesi, birinci kandil. Bu ayın içerisinde bir de Miraç kandili var. Bu ayın, Recep ayındayız şu an, bu ayın 27. gecesi. Sonra Şaban ayı giriyor. Şaban ayında tam ortasında Berat gecesi var. Ve ondan sonra Ramazan-ı Şerif gelecek. İnşallah Rabbim ömür versin hepinize, hepimize. Ramazan ayının 27. gecesi de Kadir gecesi. 4 tane mübarek gece ve kandil bu 3 ayların içerisinde olmaktadır. Bir tanesi, efendim,
Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü. İşte üç aylar, ibadette yoğunlaşma, arınma ve bağışlanma aylarıdır kıymetli izleyenler. Üç aylar dua ve niyaz mevsimidir. Üç ayların başlangıcı da işte şimdi sizlerin ve bizlerin de takip ettiği Regaib gecesidir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. İşte bu gece Regaib gecesi. İşte bu gece af gecesi, mağfiret gecesi, rağbet gecesi. Rağbetten geliyor zaten Regaib. Recep, kıymetli izleyenler, tazim ve saygı anlamına gelir. Recep ayı hicri ayların yedincisidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Recep ve Miraç gibi, Regaib ve Miraç gibi mübarek geceleri içinde bulundurması ayrı bir önem kazandırmıştır Recep ayına ki Kur'an-ı Kerim'de Recep ayı geçer. Kur'an-ı Kerim'de haram aylar diye inne iddetel şuhuri indallahi 12 şehran 12 ay vardır Allah katında. Minha erbaatun 4 tanesi bunların değerlidir, muhteremdir, kıymetlidir. İşte bu 4 kıymetli aydan bir tanesi de Recep ayıdır. Allah'ın ayı olarak Efendimiz bize takdim eder ve Kur'an-ı Kerim'de muhteremdir diye adılır. İşte Recep ayının 3 ayların ilk ayıdır ve bu rahmet mevsiminin başlangıcıdır. İşte bu aylarda kıymetli izleyenler yapılan ibadetlere çok sevap vardır. Onun için bu gecenin bundan itibaren Ramazan'a kadar bir duası var. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Bismillah hepimizin. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. 3 ayların duasıdır bu kıymetli izleyenler. Her zaman bu duayı ağzımızdan eksik etmeyelim. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Amin amin. Rabbim inşallah Recep ve Şaban ayını güzel bir şekilde değerlendirip amin. Ramazan ayına da inşallah 11 ayın sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin ayıdır buyurduğu o mübarek Ramazan'a inşallah Rabbim ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, bu ay tabii ki Ramazan'ın müjdesi. Ramazan'ı bize haber veriyor. Bu aylarda ne yapabiliriz? Neler yapmalıyız gibi sıkça sorulan sorulardan bir tanesi yine hocam. Evet. Bu aylarda diğer aylara nazaren yapmamız gereken en fazla şeylerden bir tanesi de oruçtur. Oruç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı ama bu ayda daha da çok tutardı. Yine sahabe radıyallahu anh efendilerimizden haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak. Haram aylarda tut, bırak. Haram aylarda tut ve bırak gibi şeklinde Peygamber Efendimiz'den gelen bir rivayeti bize aktarıyorlar. Bahili radıyallahu anh. Ve hatta diyor ki öyle dedi ki tut dedikçe 3 parmağını yumdu. Bırak deyince 3 parmağını bıraktı. Yani 3 gün oruç tut, 3 gün oruç tutma dedi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ay o ay değerli dostlar. Ramazan'ın müjdecisi, 3 ayların başlangıcı Recep ayı, Regaib kandili bu gece. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bu gece sağanak sağanak yağan o rahmetten, bereketten inşallah tüm inananları hisseyâb eylesin. Amin. Recep ayında işlenen ibadetler değerli dostlar, hele hele bu gece Regaib kandilinde, bu ayda genel olarak bu ayda işlenen ibadetler, yapılan güzellikler, yapılan bir iyilikler, salih ameller diğer aylarda yapılan amellerden kat kat daha üstündür. Onun için bu aylarda nasibimizi arttırmak için biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Diğer aylara nazaren bu aylarda biraz daha gayret edeceğiz. Namazlarımızı fazlasıyla kılmaya gayret edeceğiz. Daha fazla nasıl iyilik yapabiliriz? Daha nasıl bir güzellik yapabiliriz diyerek bu ayda biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor. Onun için bu ayda, bu ayın kıymetini bilen o güzel insanlar, o Allah dostları buyurmuşlar ki Recep ayı eza ve cefayı terk içindir. Şaban ayı ise bundan sonraki gelen üçüncü ayın, üç ayların ikinci ayı, Ramazan'dan önceki ay. O ise amel ve vefa içindir ve sonuncusu
ümmetimin ayıdır buyurduğu peygamberimizin. Ramazan ayı ise sıdk ve sefa içindir buyurdular. Recep ayı yine başka bir mübarek buyurdu ki tevbe ve pişmanlık ayıdır. Bu ayda insan artık kendine böyle bir çeki düzen vermeli, bir tevbe etmeli, pişman olmalı. Sadece bu aylarda değil ama bu aylar bir başlangıç olmalı. Şaban muhabbet ayıdır bundan sonraki ay ve ondan sonraki ay ise Ramazan kurbet ayıdır. Kurbet Allah'a yakınlık ayıdır. Recep ayı yine buyurmuş başka bir zat-ı kiram hürmet ayı. Şaban hizmet ayı, Ramazan ise nimet ayıdır. Recep ibadet ayı, Şaban dünyanın sefasını terk etme ayı, Ramazan ibadetlerin mükafatının arttığı aydır. Yine büyük tasavvuf ehli Zinnuni Mısri Hazretleri diyor ki Recep ayı en güzellerinden bir tanesi ekme ayıdır diyor hocam. Şimdi ekenler iyi bilir onu. Toprağa mahsul ekenler iyi bilir. Recep ayı ekme ayı. Peki şimdi sen Recep ayında bir şey ekmezsen Şaban ayı sulama ayı sulayacaksın. Peki Şaban ayı geldi mi hocam ne sulayacaksın? Ekmedin ki bir şey. Ekmek gerekiyor ki sulayalım değil mi? He? Sonra Ramazan derleyip toplama ayıdır. Ramazan o ne ektin onu domates mi ektin? O domatesi toplama ayı. Recep ayında ekeceğiz, Şaban ayında sulayacağız ve Ramazan ayında da mahsulatı, o nimetleri, sevabı toplayacağız Allah izin verirse inşallah. Evet herkes ne ekerse onu biçer diyor. Ne yaparsa onun cezasını çeker. Kimse kimsenin günahını yüklemez. Herkes kendine yapar. Bir kimse ekimi bırakırsa hasat zamanı ekmediğine ne yapar? Eyvah 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 pişman olur. Keşke ben de ekseydim. Keşke şu ayı değerlendirseydim. Değerli dostlar belki de son Recep ayımız. Seneye Recep ayına belki beni göremeyeceksiniz. Belki ben sizi göremeyeceğim. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler versin. Ama Cenab-ı Hakk'ın kaderini yalnız o bilir. Onun için son aylarımızmış gibi. Şu son 3 aylara girdik ya. Son 3 aylarımızmış gibi bu günleri, bu ayları çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor inşallah. Yüce Rabbimiz Teala وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Sadakallahu l-Azim. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun buyuruyor. İnşallah. İşte bu aylar fırsat ayı. Hani şöyle bir düşünün değerli dostlar. Bir hazineye girdik. Hazinenin içerisine bizi bıraktılar. Gir dediler. Alabildiğin kadar altın al. Alabildiğin kadar mücevherattan al kendine. Toparla üzerine al çık git. Dediler bize. Biz nasıl toparlarız? Böyle cebimize, sağımıza, solumuza, her yerimize doldururuz, çıkarız. İşte bu aylar da böyle bir aydır. Hazinedir hocam. Ne kadar alabiliyorsak, o hazineden ne kadar koparabiliyorsak alacağız ki bu ayları inşallah en güzel bir şekilde değerlendirmiş olalım. Rabbim inşallah bu aydan nasibini tam alanlardan eylesin. Amin. Sonra Şaban ayına hazırlanıp ve 11 ayın sultanı inşallah Ramazan ayına da ulaşmayı öncelikle ulaşmamız lazım. Ulaşmayı ve ardından inşallah oruçla, teravihle, mukabeleyle dopdolu bir Ramazan geçirmeyi cümlemize nasip eylesin diyoruz inşallah. Şimdi yine hadi bakalım güzel bir ilahiyle inşallah programımıza devam ediyoruz efendim. Evet. Yapayalnız geceler anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare derslerime günah nedir yapayalnız geceler anlamaz ki
ben kimse olacak sensin tek çare. Derslerime gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canla canan Muhammed'im, kurban olsun canım seni. Gözlerine gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canla canan Muhammed'im, kurban olsun canım seni. Geldim, geldim huzuruna senin. İşte sağında Ebubekir'in, eridi bitti Ömer'in. Yollarına gül Ahmet'im, gül Ahmet'im. İşte sağında Ebubekir'i, eridi bitti Ömer'in. Yollarına gül Ahmet'im, geldim huzuruna senin. İşte sağında Ebubekir'i, eridi Ömer'in. Yollarına gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canla canan Muhammed'im, kurban olsun canım seni. Gözlerine gözlerine gül Ahmet'im. Evet kıymetli izleyenler, hayat anlamsız değildir. İnsanlar insanlık şerefini korumaya çalışırlar. Müslümanlar ise hem İslam'ın izzetini korumak hem de insanlığın kurtuluşunu sağlamakla mükelleftirler. Bu sebeple sorumluluğumuz çok büyüktür. Vazifelerimiz çoktur kıymetli izleyenler. İslam'ın ve Müslümanların insanlığın izzetini korumak için Allah'a teslim olmak, onun dininin hakim olması için görevlerimizi, çalışmalarımızı, hizmetlerimizi, ibadetlerimizi, iyiliklerimizi asla ve asla ihmal etmememiz gerekir. İşte bu mübarek gün ve geceler, kardeşimin de az önce ifade ettiği gibi, bulunmaz nimetlerdir. Bu mübarek gecelerde muhasebe yapacağız. Bu mübarek gecelerde af dileyeceğiz. Estağfurullah diyeceğiz. Bu mübarek gecelerde Kur'an okuyacağız. Ve bu mübarek gecelerde bol bol dualar edeceğiz. Soruyorlar bize ne yapacağız o gece? Bu gece bol bol dua et. Dedi ya, o hazineden kazan. Al o hazineden, sonra pişman olursun. Bu geceyi bulamazsın bir daha. Bu ayları bir daha bulamazsın. Boş ve faydasız işlerle geçinmemeliyiz böyle özel ve güzel geceleri kıymetli izleyenler. Bakın şöyle bir şey anlatılır. Bir padişaha der ki yakınları, falan kişi padişahım, çuvaldızın deliğinden hiç sektirmeden
100 dikiş iğnesi geçiriyormuş. Çuvaldızın deliğinden hiç sektirmeden 100 tane iğne geçiriyormuş. Bunu duyan padişah, çağırın bakalım, gelsin bir görelim bakalım. Adamı çağırmışlar. Adam hakikaten hiç sektirmeden 100 dikiş iğnesini çuvaldızın deliğinden geçirmiş. Padişah adamına demiş ki, bu adama 100 altın verin. Ama sonra 100 de sopa vurun. Adam altını almış, sopayı yiyince ağlamış, sızlamış. Padişah demiş ki, efendim altınlar iyiydi. Altınları aldık da bu sopa ne içindi? Padişah, zeki olduğun için, becerikli olduğun için, hünerli olduğun için sana 100 altın verdim. Ama boş ve faydasız işle uğraştığın için, boş bir işle uğraştığın için sana 100 tane sopa vurdurdum. İşte kıymetli izleyenler, bugün Müslümanların çoğunluğu asıl görevlerini terk ettiği ve lüzumsuz boş işlerle uğraştığı için, İslam'a sahip çıkmadığı için, rağbet ve yönelmelerini başka yönlere çevirdikleri için İslam coğrafyasında sıkıntılar bitmez, dertler bitmez, zulümler bitmez, perişanlıklar bitmez ve bunlar devam eder. Mazlumların kanları heder edilir ve gözyaşları dinmez. Rabbim şu mübarek duaların kabul edildiği hocam, şu geceler hürmetine o mazlumlara yardım eylesin. Amin hocam. Bütün yeryüzünün her bölgesinde mazlumlara Rabbim yardım eylesin. Amin. Zulmeden zalimlere Rabbim bu mübarek geceler hürmetine fırsat vermesin inşallah. Amin. Efendimiz bu manada çok önemli bir uyarısı var, biliyor musunuz? Bakın ne buyuruyor. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelir ki o zamanda mümin koyundan daha değersiz olur. Allah Allah. Ya bir insan koyundan nasıl değersiz olur? Bu hadisin açıklaması. Koyunlardan biri kesilmeye giderken öbürü hiç aldırmaz, değil mi hocam? Koyunu kesersin Kurban Bayramı'nda, hiç öbürüsü aldırmaz. Sıranın kendisine geleceğini düşünür mü hocam? Düşünmez. Düşünmez. Sürekli neyle meşgul hocam? Otlamakla meşgul, midesini doldurmakla meşgul koyun. Halbuki kesileceksin sen de. İşte dünya zevklerinden başka bir şeyi düşünmeyen, habire dünya, 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 sadece iyi yaşamak, mal kazanmak, para kazanmak, zevkü sefa, eğlence düşünenler de aynı durumdadır diyor Efendimiz. Onun için ne diyor? Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket ettiğinize bakacaktır. İşte bu Rabbimizin bu hitabını mutlaka gözden kaçırmayalım. Ne diyor Rabbimiz? O halde işini bitirince hemen başka bir işe sarıl. Ancak Rabbine rağbet et. Durmak yok. Yorulmak yok. Başardım deyip bayram etmek yok. Bir işi başarınca hemen yeni bir hizmete kalk. Bir iyilik yaptın, yetti, ben bittim, tamam yeter. Hayır, devam iyiliklere. İyi bir Müslüman, iyi bir insan olmak için devam edeceksin mücadeleye. Bir ibadeti, bir görevi yerine getirip boş kaldığın bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin vakit yine yorulacaksın. İş bitti diye kendini rahata kaptırma. İşin bitti zannetme. Yine zahmet yolunu seçip başka bir işe, başka bir ibadete kalk. Yorul. Böylece kolaylıklar çoğalsın. Sen de şükrünü sürdürmüş olasın. İşte bu mübarek geceler her şeyin bir başlangıç vaktidir. Dedi ya hocamız da, ibadetin, düzgün bir insan olmanın, kötülükleri bırakmanın her şeyin başıdır bu geceler kıymetli izleyenler. Üç aylar, rahmet geceleri, rahmet ayları, her şeyin başlangıcı var. İşte bu aylar. Bunların kıymetini bilelim, değerlendirelim ve yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken bir ilahi daha alalım kardeşlerimizden, değerli izleyenler. İlahiden sonra yavaş yavaş toparlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Çok güzel şiirlerimiz, çok güzel duamız var. Kandil duamız var. Bu gece kandil dua gecesi bu gece. Evet, ilahiyi arıyoruz. İlahiden sonra tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenler. Açılsın da yollar, sana gelelim ya Resulallah, ya Habiballah.
Rabbim hepimize, hepinize şu mübarek gecede nasip eylesin inşallah. Açılsın da yollar sana gelelim İnşallah. Açılsın da yollar sana gelelim. Açılsın da yollar sana gelelim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey o yüce Resul'e ben gidiyorum. Yolların üstüne güle keke. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Medine vardır. Rabbim şu mübarek gecede dualarınızı kabul etsin. Rabbim hepinize nasip etsin inşallah. Bu yolun sonunda Medine vardır. Hasreti gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür yeşil bahardır. O yüce Resul'e biz gidiyoruz. Her mevsimi güldür yeşil bahardır. Açılsın da yollar sana gelelim. Açılsın da yollar sana gelelim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul.
öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Rabbim inşallah başarılarının devamını nasip eylesin. Evet, hocamızın az önce bahsettiği o ayet-i kerimedeki nasap kelimesi değerli dostlar yorgunluk demektir. Bu kelime aslında şu şekilde açıklanmıştır. Biraz açmak gerekirse bu ayet-i kerimeyi. Dünya işlerini bitirince kalk ve namaz kıl. Namazlarını bitirdiğinde dünya ve ahiret için dua et. Farz namazları bitirdiğinde gece namazını kılmaya kalk. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Özellikle bu geceler yapacağımız işlerden bir tanesi gece mutlaka gece namazına kalkmak. Eğer sıhhatin yerinde ise boş zamanını ibadetle geçirmek için kalk. Farz namazlardan sonra nafile namaz kıl inşallah. Bir ibadeti bitirdiğinde başka bir ibadete başla. Yani ben bunu yaptım tamam yeter değil. Devam etmeli. Sağlık, sıhhat, afiyet varken, can tendeyken bu hayatın kıymetini bilmek lazım. Peygamberimiz diyor ya, beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin. Ya inşallah. Ondan sonra önemli işlerinden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki vakitlerini önemli işlerde hep değerlendirmiş olasın böylelikle. Şahsınla ilgili dünyevi zaruri işlerini bitirdin mi hemen Allah yolunda İslami hizmetlere koş, Allah için fedakarlığa katlan. Sen de elini şu taşın altına koy Allah yolunda. Ama onlar hizmet ediyor. O başkanlık yapıyor, o yönetimde şunu yapıyor, o şurayı temizliyor, o camide hizmet ediyor. Tamam bize gerek yok demeyelim. Hep beraber camilerde, hep beraber Allah yolunda ne yapalım? Hizmet edelim. Bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında bütün Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve faydalı çalışmalarla değerlendirmesi istiyor Cenab-ı Hak değerli dostlar. İbadet, dua, tebliğ, irşat gibi dini faaliyetlerinde dikkatli olmalı, duyarlı olmalı ve yine çalışma, üretme, öğrenme ve yardımlaşma, dayanışma gibi dünyevi faaliyetlerinde hakkı verilmesi isteniyor yine bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimede. Çünkü Müslümanların devamlı hayırlı ve güzel faaliyetlerde bulunmaları gerekiyor. Yani sadece bir iş yaptık onu bitti değil. Ben Ramazan'da çok güzel Müslüman oldum. Ramazan bitince tamam. Rahmetli babamız derdi ki Ramazan geldiği zaman hanım şu dolaptan seccadeyi, takkeyi, tesbihi getir. Ramazan geldi. Ondan sonra oruç tutalım, namaz kılalım. Hanım al seccadeyi, takkeyi, tesbihi, cübbeyi al kenara koy. Ramazan bitti değil. Biz sadece Ramazan'da, sadece bu aylarda değil. Ama bu aylar böyle Cenab-ı Hakk'ın fırsat verdiği. 1'e 10, 1'e 100 bin, 1'e 200 bin. Şimdi bir yerde hocam hep şöyle diyorum ben. Bir indirim olduğu zaman marketlerde şurada burada birbirimize hemen haber ediyoruz, mesaj atıyoruz. Aman şurada indirim var, şurada ucuzluk var gidelim alalım o fırsatı değerlendirelim. Nasıl hoşumuza gidiyor değil mi? Evet. Fırsatı da değerlendiriyoruz yani bizler dahil olmak üzere. İşte bu aylarda fırsat ayı. Cenab-ı Hakk'ın bire 100 bin verdiği aylar. Hele şu gece, şu mübarek gece. İlk gece, ilk kandil. İlk gece. İnşallah tam da bizim programımıza denk geldi elhamdülillah. Cenab-ı Hak denk getirdi. Rabbim inşallah bu vesileyle bizleri izleyen, şu an dinleyen ve bizlere, bütün mümin kardeşlerimize Rabbim dualarını kabul eylesin. İbadetlerini kabul eylesin. Amin. Kandillerimiz, bu mübarek gecelerimiz inşallah mübarek olsun, hayırlı olsun. İnşallah Rabbim nice nice böyle mübarek gecelere ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Tabii ki söyleyecek çok güzel şeyler var. Yani kandil gecesi evet. Ama daha çok konuşmaktan çok herkes kendi başına biraz ibadette değil mi hocam? Evet. Yoksa anlatırsak saatlerce anlatırız. Ama sadece hocam televizyon programlarını izleyelim. Yani kandil gecelerinde kandil programları izleyelim. Ondan sonra kandili ihya etmiş olduk. Düşüncesi çok yanlış. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte onun için biz de programımızı, sohbetimizi hocam tabii bir özetini yapalım kısaca. Evet. Ekran başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlerimizi ve kendimizi de şöyle biraz eve çekelim.
odamıza evet. çekilelim. Evet. Kur'an okuyalım, tesbih çekelim. Estağfurullah, subhanallahi ve bihamdih. La ilahe illallah, salavat-ı şerifi az önce söyledik. Ve bol bol dua edelim. Dakikalarca secdeye kapanalım, dua evet. edelim. Ağlayabiliyorsak ağlayarak dua edelim. Evet. Hayır yapalım. Çocuklarımızla beraber güzel kitaplar okuyalım. Yani güzel bir şekilde bu İnşallah. Geceyi ihya etmeye çalışalım. İnşallah. Peki bugünkü 3 aylar ve regaib sohbetimizden ne dersi aldık? 1. Evet. Hayat anlamsız değildir. Hayatın asıl anlamı şu 3-5 günlük dünya ama gerçek olan Allah'a gerçek manada kul olabilmektir. Başka ne öğrendik bu sohbetimizde değerli dostlar? 3 aylar rahmet, bereket, mağfiret, Allah'ın rahmetinin, mağfireti, affının coştuğu bir aylardır. Bu mübarek mevsimi, bu fırsatı, bu hazineye girdik şimdi. Bu hazineden ne kadar alabilirsek bizim için iyidir. Onun için bu ayları, bu günleri çok ama çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 3. Gelecek yıl 2021, 3 aylara ulaşıp ulaşmayacağımız belli değildir. Öyleyse son regaib kandilimizmiş gibi, son Recep ayımızmış gibi, son 3 aylarımızmış gibi özlemle, güzel bir şekilde, şuurla, samimiyetle bu ayları efendim geçirmeye dikkat edelim. İnşallah. Regaib hocamızın da az önce söylediği gibi rağbet edilen, yani bol ihsan, Allah'ın bol bol ihsan ettiği manevi hediyeler verdiği, bol bol ama böyle manevi hediyelerin verdiği ve özellikle af gecesidir. Ben affedilmem, benim çok günahım var demeyin. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bir kimsenin günahı yerle gök arası kadar bile olsa, ki şu an bizi izleyen dahil hiçbir kimsenin bu kadar günahı olamaz. Bu kadar bile günahı olsa bir kere estağfirullah ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi desek kalpten, Cenab-ı Hak onu bağışlar. İşte bu gece o bağışlanma gecesi, bu gece af gecesi, bu geceyi çok ama çok iyi değerlendirelim. Belki son regaib gecemiz. Bu vesileyle kıymetli izleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Kandil duamız var. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Güzel. Kandil duası ile Allah'ın izniyle programımızı İnşallah. Kapatacağız. Ama ondan önce bir şiir, bir ilahi alacağız. Mübarek aylardan Recep ayına girince girdik elhamdülillah. Bu ayın ilk cuma gecesine erişince eriştik. Bugün ilk cuma gecesi ve regaib kandili. Gönüllerde yaratan zikirlerle düşünce şükür kavuştuk mübarek regaib kandiline. Çok mübarek, eşsiz bir gece bugün. Bu geceyi biraz idrak et ve düşün. Resulullah ana rahmine düştü bugün. Bu gecenin bir de özelliği budur. Anla ve de yaşa, af ve mağfiret gecesi bugün. Gönlüne bir ışık olup da yakmayan, yaratandan umut edip de aramayan, kendini yaradana kul olup bağlamayan, bilemez, anlayamaz bu gecede nedir yaşanan. Öyle bir gece ki yaşanan yılda, bu gecenin rahmeti de yaratanda. Bir an olsun aldanmayıp yalan dünyada, bilinsin ki ne sırlar saklı bu yaşanan akşamda. Kıymetli izleyenler, bu gece mübarek regaib gecesi, regaib kandil gecesi, bu gece kaçırılmayacak fırsat gecesi, nimet ve rahmetlerin dağıtım gecesi, bu gece Allah'ın rahmeti çok, duaların red edilmeyeceği regaib gecesi. Geçen yıl hayatta olanların kimi yok bu gece. Bil ki er geç gelecek, gidiş sırası başka bir günde bize. Hepsini idrak et ve anla tüm gönlün bedeninle. Anlayamazsın ne olacak yaşadığın gelecek günde. Bu gecenin
gerçekleşen asıl sırrından, Allah'ın vahdaniyet isminin nurundan, yalvar yaratana, dile hepsini, dile ondan, regaib hürmetine affet bizi yüce yaradan. Dünyaya kapılmayıp ondan rahmet istersen, yaratana kul olup ona yürekten zikredersen, bu gece birazcık regaib kandilini anlayıp yaradana şükretsen, yaratan vallahi reddetmez dualarda ne istersen. Gelin bu gecede gaflet uykusundan uyanalım. İnşallah. Bir adım da olsa yüce yaradana doğru koşalım. Mağfiretler umuduyla yaradana dualar yapalım. Gönüllerimizi onun yüce rahmetiyle yıkayalım. Ey insanoğlu, yaratanın hazinesi boldur, çoktur. Bu mübarek kandil gecesinde biraz da keseni sen doldur. Bu gecede uyanık olanlar ecir ve huzur bulur. Bu gece hürmetine yaratan insanlığı korur. Bu gece regaib gecesi bütün melekler yeryüzüne inerler. Hepsinin elinde vardır birer lamba, birer fener. Görüp gözetirler kim nerede neler neler eder. Yaradanın izniyle zikredenlere, yani Allah'a ibadet edenlere, güzel işler yapanlara şefaat ederler. Ey yaratılmış insanoğlu, gel gel, kaçırma bu anı. Kim yüklendi götürüyor bu yalan dünyayı? Kime kaldı bu dünya? Bu aylar af ve mağfiret, kurtuluşa vesile ayları. Bu gece tövbe et, bu gece ibadet et. Biraz akıt gözyaşı. Yaradan bu geceyi hakkıyla anlayanlardan eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakkı yerine getirenlerden eylesin. Amin. Bu gecenin hürmetine Rabbim tüm günahlarımızı affetsin. Amin. Dostlarımızın regaib kandilini yaradan mübarek eylesin. Mübarek olsun inşallah. Kandiliniz mübarek olsun. Değerli izleyenler, kandil duasına geçiyoruz. En önemli an. Ama kandil duasına geçmeden önce kardeşlerimizden bir ilahi daha alıyoruz. Bir ilahi okuyoruz. Ardından kandil duasıyla hep birlikteyiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz. Uslanmadın, uslanmadın. Sen dost ile dostlanmadın. Uslanmadım, uslanmadım.
kuşlar bağlı. Kıymetli izleyenler, bir Muhabbet Vakti programının daha sonuna geldik. Bu gece Muhabbet Vakti Kandil özel programı ile birlikteydik. Kandiliniz mübarek olsun, geceniz bereketli olsun. Bizleri sabırla dinlediniz. Allah hepinize razı olsun. Amin. Şimdi duamıza geçiyoruz. Kandil duası. Hep birlikte şu mübarek gecede buyurun amin diyelim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bu sonsuz alemleri bir zerreden var eden, ey bu sonsuz nimetleri kullarına yar eden, bizleri cenneti canan, cehennemi nar eden, Rahman olan, Rahim olan, bağışlayan Rabbimiz. Bu gece biz, şu mübarek gece ya Rabbi, ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz beden beden iman ile sarındık. Bu gece biz ümitlerin mabedine barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. Amin. Bu gece biz tövbe ettik nice gurur kibirden, husumetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden. Er geç, sana gelmek için geçeceğiz kabirden. Bize kabir azabını gösterme ya Rabbi. Amin, amin. Bu gece af yağmurunu sağanak sağanak ver bize. Bu gece cennet yolunu adım adım ser bize. Bu gece nur perdelerin kanat kanat ger bize. Mahşer günü biz kulları utandırma ya Rabbi. Amin. Ataların emaneti mübarek vatanı, vatan için şehit düşüp kucağında yatanı, o mukaddes pışlalarda eli silah tutanı, düşmanların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed ümmetini türlü iftiralardan, hürriyete kasteden çağ dışı belalardan, bütün genç nesilleri sapık mecralardan, anarşiden, nifaktan yavrularımızı emin eyle ya Rabbi. Amin. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten. Amin. Nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi ya Rabbi kelime-i şehadetsiz ölmekten.
Hesap günü cümlemizde müjdeler ver ya Rabbi. Amin. Koru bizi o günahkar ve karanlık yollardan, gıybet eden, iki yüzlü o münafık insanlardan. Koru bizi gafillerle sarmaş dolaş hallerden, cümlemizi hak yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Senden şifa bekleyen nice hasta kullara, acılarla kıvranan yetimlere, dullara, dilenen dilenmeyen açlara, yoksullara, bunca yükü taşıyacak sabırlar ver ya Rabbi. Helal kazançlarına haram lokma katmayan, hasiyet servetini hiç kimseye satmayan, verdiğin nimetleri çöplüklere atmayan kullarına darlık yüzü gösterme ya Rabbi. Amin. Senin yüce kelamını baş tacı edenlere ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere, şu anda huzurunda ekranda el açan bedenlere cennet anahtarlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin. Canımızın cananı, gönlümüzün sultanı, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz pak ruhi için. Kalemiyle, kelamıyla İslam'a hizmet eden enbiyalar, evliya, alimlerin ruhi için. Mezarları kaybolmuş nice atsız kahraman, nice gefensiz yatan şehitlerimizin ruhi için. Ve bizleri izleyen, bizleri takip eden bütün bay bayan kardeşlerimizin, ölmüşlerimizin ruhi için. İman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış, bu dünyadan göç etmiş müminlerin ruhi için. Dualarımızın, ibadetlerimizin, tevbelerimizin kabulü için, dertlerin dermanı için, daha nice nice böyle güzel kandillere ulaşmamız için, Allah rızası için. El-Fatiha.